Ben Reşat Zengin. 1984 yılından beri çanta sektörü içindeyim. Deri bayağı çantası üzerine. Deri, kaliteli suni, bir çeşitleri. Aynı zamanda kilim, deri çanta karışımında kadınlarla bayan çantasına hitap ediyorum. Bayan çantası grubunda bir mamulün nasıl oluştuğuna dair göstererek, uygulayarak siz izleyicilerimize anlatarak göstermeye çalışacağım. Bayan çantasının önce gövde denilen kısımlarını mamul olarak kesiyoruz. Daha sonra garnilik dediğimiz şu parçaları beraberinde kesiyoruz. Ve bunları da beraberinde daha sonra aksesuarla, amblemlerle doldurup şu duruma getiriyoruz. Şu anda gövde dediğimiz kısım komple diple beraber, şu patlarla beraber birleşiyor garniyle. Daha sonra da bu hale geliyor. Bu şu anda çantanın birleşmesine uygun bir duruma geliyor. Daha sonra iç takım dediğimiz garnili ve astarlı parçalarla beraber şu iç kısmını oyulan bölümü kıvırıyoruz. Fermuarına elciyi takıyoruz. Daha sonra da şu andaki görmüş olduğunuz şu patlarla beraber bunda aksesuarda fermecüklü parçalar var. Bunlar bu şekilde birleşme görevini üstleniyor. Çantanın içine bu görevi yapıyor. Daha sonra buradaki bölüm façayla beraber şu şekilde fermuar ve astarıyla beraber dikiliyor. Ve buranın da boşluğunu alarak muntazaman şu şekilde kullanışlı bir hale getiriyoruz. Dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde büzülme yapmıyor. Daha sonra bu gövdeyle birleşiyor. Bu şekilde geliyor. Bu şekilde bunu birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bu tarafını dikiyoruz. Aynı zamanda daha sonra tekrar karşılığını bu şekilde dikip çanta bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra bunu balıyla beraber yapıştırıp kenarlarını kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra şu şekli alıyor çantada. Daha sonra bunların yan tarafındaki çalışılan parçalarını sufle diyoruz. Sufleleri halkalarıyla beraber, patlarıyla beraber dikiyoruz. Köşelerine de pens atıyoruz. Pens attıktan sonra şu vaziyete geliyor. Yani kıvrılıyor. Kıvrıldıktan sonra şu şekilde bakınız bunları el ayarıyla kıvırıyoruz. Daha sonra bunları monte konumuna getirip şu vaziyette dikiyoruz. Diktikten sonra çantanın şu kenar kısımlarını kıvırıp şu hale getiriyoruz. Bu vaziyette montelerini yapıyoruz. Daha sonra şu şekilde bir hal alıyor. Şu köşelerden pens yapıp komple tur dikişini yapıp bu şekilde bitiriyoruz. Yalnız bir şey daha ifade etmeyi unuttum. Çantanın şu saplarını yaparken şu düz parçanın kenarlarını komple yapıştırıyoruz. Araya bu plastikli mamülü, plastik kolon fitil diyoruz. Bunun görevi aynı zamanda çantanın şu şekilde kavis alarak sapların orijinal şu vaziyette durmasını sağlıyor. Şu görüntüyü veriyoruz. Bu görüntüde süper bir görüntü. Aynı zamanda kırılma yapmaz. Plastik esnek bir mamülden oluşuyor. Gördüğünüz gibi kırılma yapmıyor bu. Çantanın uzun sapına gelince bu uzun saplarını bunları ya aparatlı sistemde veyahut da böyle salpalı sistemde bu şekilde yapıştırarak daha sonra kıvırıyoruz. Kenar tur dikişlerini yapıyoruz. Çantanın şu kenar kancalı yerlerine şu şekilde görev yapsın diye bunları çantanın askılıkları olarak bu hale getiriyoruz. Şu anda çantamızın 3 tane ana aşamasını ifade ettim. Bu özetle anlattığım bir bölüm. Uygulamalı olarak bir çantanın üretim saat dilimi seri anlamda 1-1,5 arası çıkar. Tek model yaptığınız takdirde yarım güne yakın bir model çalışması zamanı alabilir. Seri üretimlerde aşağı yukarı 100 tane çantayı bir parti olarak ele aldığımız zaman bir haftalık dilimde uygulayıp bitirebiliyoruz 3 kişilik bir kadroyla. Kadrolarımız şu şekilde oluşuyor. Tezgahta tezgah başı, yardımcı, aynı zamanda makinacı grubu olarak bir de kesimde de yapılan çalışmayla beraber kesimci olarak üretim bandına giriyor. Kesimden iş başlıyor. Tezgahta işler makineye hazırlanıyor. Makineden tezgah, tezgahtan makineye şeklinde çalışılarak üretim şu aşamaya geliyor. Ve bu şekilde de üretimden çıkıp daha sonra paketleme ve temizlik ambalaj kısmını yapıp piyasaya sürecek hale getirebiliyoruz.
Şu anda makineye geçiyorum. Çantanın ağız kısmını uygulama olarak gösteriyorum. Şu anda çalışmış olduğumuz makine Adler İncebaş, Alman makinesidir. Çeliği çok kuvvetli olduğu için bizim sektörde özellikle Alman makinelerini tercih ederler. Adler makinesi de çanta sarayında çok tercih edilen makine grubudur. Şu anda ipliği geçirdikten sonra gövdenin ağız kısmını dikiyorum. İşi ortalıyorum. Ağız kısmının düzgün gelmesi lazım. Şu anda uyguladığım kısım çantanın ağız kısmı. Çantanın ağız kısmını diktikten sonra diğer kısmı dikiyorum. Şu anda bu hale geliyor. Bakın şu anda çantanın gövde kısmını tamamlıyorum. Gövde kısmını tamamladıktan sonra çantanın kıvrılıp son kapamasını yapacağız. Kapamayı yaptıktan sonra da sap kısmını da birleştirip kancalarıyla beraber satışa hazır konuma gelecek. Gördüğünüz gibi uygulamalarımız böyledir. Alt ipliğini de değiştirmem lazım parçanın rengine göre. Renk asortesi çok önemli. Yaptığınız mamurlarda renk alt iplik üst iplikle duruma göre aynı olacak. Farklı mesela astar bölümlerine geçtiğiniz zaman astarın rengini alması lazım. Gövde neyse façada aynı şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Şu anda gövdenin ağız kısmını diktim. Çantanın gövdesi arka tarafla ön taraf birleşti. Şu hale geldi. Daha sonra ilaç sürüp baliyle beraber kenar kıvırmalarını yapıyorum. Çantanın gövde kısmını ve astar kısmını sürüyorum baliyle. Bu ortalama bir 5-10 dakika kuruması lazım. İlaç çektiği zaman karşılığı daha iyi yapışıyor. Çekmediği takdirde balçık balçık olur. Mümkün mertebe 10 dakika bekletiyoruz. Bekletmemizdeki amaç karşılıklı yapışsın. Elimizde de yediriyoruz bu ilacı. Bakınız ondan sonra da bu şekilde yapıştırıyorum. Bu çekecek. Bekleyeceğiz biraz. Bayan çantasında ekseriyetle özellikle deri yaptığınız zaman tıraş denilen bir kısım var. O tıraş kısmını uygulamak zorundayız. Suni çalışma yaptığımız zaman da mümkün mertebe baliden uzak, duruma göre çabucak makinede dikip işi kapatmak durumundasınız. Çünkü deride bazı şeyler zaman ister, itina ister, sunide de işi kaçırmak ister. Bir uygulama yapacağınız zaman ürettiğiniz mamulün değerine göre çalışma yapmanız lazım. Dediğim ki örnek veriyorum, 150 liralık, 200 liralık bir üretim mamulü deri çanta yaparsanız ona göre incelikten kaçamazsınız. Ama diyelim ki 45 liralık üretimde yaptığınız bayan çantası suni ise o tarzın da işçiliğini ona göre zaman ayırarak yapmak durumundasınız. Arz ve talep dengesine göre üretim şekilleniyor. Şimdi bunu bu şekilde kurutuyoruz 10 dakika. Normalde bunları yarım saat toptan sürdüğümüz zaman tezgahlara yayıyoruz. Bu şekilde
iyicene kuruyor. 15-20 dakika içinde kuruyor. En az bir 10 dakika bu şekilde kurutmamız lazım. Şöyle kenar yerlerinde boşluklarını alıyorum. Boşluğunu almazsanız problem olur. Onun için daha sonra da bu gövdeyle beraber astarlı olan bölümü kıvırıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ince bir çalışma gerektiriyor. Aynı şekilde tekrar köşeyi sabitliyorum. Daha sonra şu köşeleri de sabitliyorum. Buradaki amaç çok kalınlık yapmasın diye biz gövdelerin kenar kısımlarında kalınlıklarını tıraşlayarak sufle denilen kısımla beraber birleşeceği için zarif olsun diye ince bir tıraş yaptık. Bu şekle geliyor gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu bir deneme şeklini yaparak şu şekle geliyor. Şu anda çanta kapanmaya hazır. Sıfır kısımlarını bitiyorum. Bir dakika alın. Şu ayarını yaptım. Cevabın mı arıyor? Şu anda çantanın köşelerin sol kısmını dikiyorum. Farkındaysanız arka arkaya dikiyorum. Köşeleri tutturuyorum. Arka arkaya dikiyorum. İğneyi batırmadan çalışmamak lazım. Daha sonra bunların köşelerini de temizliyoruz. Kapama aşamasına gelmiş oluyor. Çantanın sufle kısmı çıkmış oldu şu anda. Şu anda çantanın kenar dikişlerini yapıyorum. Ağız kısmından başlıyorum. Gördüğünüz gibi ipi sağlam tutup iğneyi batırdıktan sonra şu şekilde dikiyoruz. 2-3 tane pens atıyoruz. Daha sonra tekrar bir siper ayarı yapıyorum gövde kapama için. Çantanın en önemli yerleri şu stop köşeleridir. Gördüğünüz gibi önce köşeyi tutturuyoruz. Daha sonra da bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde çıktık. Daha sonra öteki tarafını dikiyoruz. Ağız kısmını pensle diktikten sonra kenar dikişlerini siper ayarına göre dikiyoruz. Çantazlı bir çantanın kenar dikişleri çok önemlidir. Farkındaysanız bütün köşelere bakarak dikiyoruz. Suni'de baliyi mümkün mertebe az kullanmanız lazım. Baliyi çok kullanırsanız
adet üretemezseniz fazla. Onun için mümkün mertebe el siperi yaparak adetlerinizi bu şekilde çıkarmak durumundasınız. Gördüğünüz gibi çantamız bu hale geldi. Şimdi sağını solunu kontrol ediyoruz. Büyük gelirse de hemen kat yedirmeye çalışıyoruz. Bakın mesela burası büyük geldi. Söküyoruz, dikiyoruz. Çünkü dikmeniz lazım. Tekrar şimdi bunu düzeltiyorum. Kendiniz bu mamuru kullanacakmışsınız gibi düşünerekten gereken hassasiyeti önemi vermeniz lazım. Müşteri memnuniyetini ön plan tutmazsanız bu sizin için iyi olmaz. Bakınız mesela ben burada özellikle yedireceğim, sufle kısmını çektireceğim. Buna mola denilen bir çalışma şekli. Şu anda mola denilen sistemi yaptım. Terziler bu deyimi kullanır. Ben şu anda mola vererek çantanın o dar gelen kısmını düzeltmiş oldum. Ve bu şekilde son kontrollerimi yapıyorum. Çıkan mamülümüz çanta olarak bu hale geliyor. Farkındaysanız hiç bali mali kullanmadan kapattım. Sizlere iyi günlerde kullanma dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.